Az billahi mine şeytanu recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Bir müjde söyleyeyim size. Bu fitne büyüdükçe müjdeyi söylüyorum. Kanun ilahi söylüyorum. Fitne büyüdükçe rahmetin büyüğünü bekleyiniz. Rahmetin büyüğünü bekleyiniz. Mısır azizliğine Yusuf Aleyhisselam kuyudan geçti. İnanın teselli için söylemiyor. Yani ahir zamanın ahir zamanında olduğumuz için ahir zaman için usta diyor ki ahir zaman ahir zamanda barlada çok şey doğurdu. E kendisinden sonra çok şey de doğuracak. İki, iki nokta veriyor. Barlada ahir zaman fitnesi kendisinden önce çok şey doğurdu. Kendisinden sonra çok şey de doğuracak. E, Mısır azizliğine ee, nasıl geldi? Kuyudan, kardeşlerin fitnesinden. Fitne kuyudur. Ee, Zeliha'nın iftirasından sabretti, tahammül etti, göz gerdi. Dilini de tuttu, konuşmadı. Böyle şeylerde Kur'an bize ne diyor? Dilinizi tutun, kılıncınızı körleyin, kılıfına koyun, evinizin kapısını kapatın, gir içeri. Şakı şefef Fitne zamanında. Yüzde altı insan su ise güzel sözler onu ne yapar? Düşünün. Diyor. O zaman fitne zamanında kulağını kapak, kapını kapa. Kapını kapat demek yayın evini kapat. Çünkü %76 su duman eder seni, duman. Zanlar alır, iftira alır, fitneni aktif eder, gıybet ettirir. En azından en masum ifadeyle moralını bozar. Okuyamaz. Tuvalete nasıl gireceğini söyleyen din böyle zamanlarda ne yapacağını dememiş olur mu? Tuvalet adabını bahseden din fitne dönemlerinde ne yapacağını Müslümana demez mi? Demiş. He vallahi he billahi umduklarını bulamayacaklar ve tam tersine İslamiyet'in azizliğiyle çıkacak. Ne olursa olsun aleyhinde olan her şey lehine dönecek. Böleceksin. Fatır 16. İnsanın onun önünden ve arkasından devamlı izleyenleri ve takipçi melekleri vardır. Onu Allah'ın Celle Celaluhu emriyle sürekli gözetip korumaktadırlar. Kimi? insan, mümin. Önünden, arkasından, sağına, soluna vesaire. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirip bozmayacaktır. Çok çok sevdiğim bir ayet. Yani, yani korkuyor ya insan. Ya ne olacak? Başıma şunu ne olacak? Korkma sen. Kendini değiştirmedikçe Allah seni değiştirmeyecek. Allah söz veriyor. Bir de bir ayet söyleyeyim size. Ay. 16. ayet. Şimdi bir ayet ve hadis. Zülmü kendime haram kıldım diyor. Duymuş muydun doktorum? Allah diyor. Zülmü kendime haram kıldım. Yani kimse edilmeyecek Zaten Allah da böyle olurdu. Ha, i̇nsan endişe ediyor ya. Acaba bir şeyler olur mu? Ayağım kayar mı? Allah var olanı açığa çıkarmıyor. Günahımı da. Olmayacak bir şey yapmış gibi bana ceza verir mi? Haşa. Biz insanlar olmayanı veya zan olanları veya gizli olanları aşikar ediyoruz da. Allah var olan günahımızı aşikar etmiyor. Allah biliyor. Acayip işte. Allah bizim günahlarımızı bildiği halde kesin serişte etmiyor. Açığa vurmuyor, çıkartmıyor. Biz ise zanlarla, şüphelerle, ihtimallerle, vehimlerle var zannediyoruz günah kendimize kıyas ederek onu serişte ediyoruz. Olmayanı Varmış gibi gösteren şu zalim insan Allah bizim günahımızı biliyor varı yok şey yapmıyor, aça çıkarmıyor. Allah başka bir şey yani ne? başka bir şey. Yani her şeyde iki cihet var. Bir zalim beşerin eliyle başımıza gelenler, bir de kaderin bir adaleti var. Kader her zaman adalet eder. Hiç zulmetmez. Göreceksiniz İslam'ın futaatını hem de bu sene göreceksiniz. Bak neler oluyor. Başladı zaten. Maddi başladı. Bunu da misal vereyim. Ben köylüyüm. Sığır çobanıydım. Çocukken çobandım. Bizde yayık vardı. Annem verirdi. Böyle çalkalardık. Ama süt bir öyle giderdi. Bir böyle gelirdi. Şey yoğurt. Bir öyle bir böyle. Yoğurt giderdi gelirdi. Sonra annem gelirdi. Bakardı tamam oğlum. Bir vakti ki yoğurt ayrana ve tereyağına dönüştü. Demek ki fitne lazım. Onu rahat bırakmama lazım yoğurdu. Yani Fitne çok önemli. Fitne iyidir. Fitne olmasa siyahat olmaz. Sağlamlık olmaz. Yani şüphe olmasa doğruların doğruluğunu bilinemez. Doğruların doğruluğunu doğrulayan şüphelerdir. Doğruların doğruluğunu doğrulayan şüphelerdir. Şüphe olmasa doğrunun doğru olduğunu kim söyleyecekti? Şüphe. O fitne lazım. Çalkalayacak yayı. Yayı çalkalayacaksın. Niçin? Tereyağla ayranı birbirinden ayrılsın insafsızca mı eliklerden eleniyor samimiyet ortaya evet. çıkması için insafsızca evet. eleneceksin ateşe yapılacak ateş fitnedir diyor peygamberimiz peki ateş fitnedir Allah lanet etsin diyor fitneyi çıkarana diyor peygamberimiz vesselam dişi kırıldı Hendek'te bu 70 tane sahabesi Uhud'da şehit olduğu halde beddua ve lanet yaptı mı yapmadı altı yerde lanet yaptı bir tanesinde bu Fitne çıkartanı Allah lanet etsin diyor. Peki cezası ne olacak? Fitneyi kim çıkarttıysa ilk önce onlar yanacak. Hem de nasıl? Babalarıyla beraber. Müslümana cüş lazım. Müslümana rahatlık yok. Müslümana rahatlık olmaz. Çünkü ümmetin bunlar cengaver şeyleridirler. Yani kurtuluş vesileleridirler. Bu millete rahatlık yap olmaz. Rahatlık batar. Dairelerin, paraların, şunun bunun peşine koşamaz bu millet. Cihada memurdur bu millet. Bu millet cihada memurdur. Dairelerin, dolarların, altınların paçına koşamaz bir Müslüman. Müslümanın davası vardır. Müslüman idealisttir. Müslüman hedeflidir. Davasız Müslüman olmaz. Davasız Müslüman olmaz. Davasız Müslümandan ben usandım zaten. Davasız olmaz. Dairenin peşine, makam peşine, maaşın peşine, doların peşine, fırsatın peşine neredesin diyorsun? Ya işte ne okumuyorsun? E işte. Ondan sonra abi ne yapacağım ki? Ben ne yapabilirim ki? Kaderin hükmünü aldın sen. Geçmiş olsun. Davasız Müslüman olmaz. Davalı Müslüman. Müslüman idealisttir. Fitne aynı zamanda şeye denilir. Yüksek fırın. Yani topraktan maden çıkar. Yüksek fırın var maden. Oraya verilir toprak. 700 santigrat derecede ısıtılırsa şu maden ayrılır. 900 olursa şu maden ayrılır. Bin olursa şu maden ayrılır. Zannediyorum 700'de 900 arasında ısı verilirse demir ayrılıyor. 800'de bakır ayrılıyor. En zor ayrılan altındır. Yani nasıl ayrıyorlar topraktan biliyor musun? Ne vererek? Furkan? Ateş veriliyor, ısı veriliyor. Ateş fitne edir. Niçin? Külli olan toprakta neyin ne olduğunun ayrışması içindir. Demirle bakır ayrışsın. Ateş verilir. Ateş fitnenin bir adı da ateşe fitne derler. Mesela şimdi ne demek ateşe fitne? Araplar Arapçada çiftçiye aynı zamanda kafir derler. Kafir demek örten demektir. Hakkı örten, örtene o bizim bildiğimiz kafir olur. Çekirdeği toprakta örttüğü için örtücü yani kafir örten demektir yani üstünü kapatan. Onun için Müslüman doların, euro'nun, makamın, altının, dairenin, arsanın peşine koşamaz. İdealisttir bu. Davası vardır. Hem İslamiyet'i iddia edeceksin cemletin hem de ehli dünya gibi yaşayacaksın. Hiç şansın yok. Yayık gibi eleneceksin kardeş. Veya yüksek fırın gibi ateş verileceksin. İslam'dan ve insanlıktan uzaklaştıkları için ceza olarak bela ve musibetler gönderip çeşitli sıkıntı ve kötülükler diledi mi artık onu önleyecek ve geri çevirecek bir güç de yoktur. Bulunmayacaktır zalim Allah'ın sopası gibi olur. Rivayette geliyor. Zalim, kafir, fasık din düşmanları müslümanlara musallat olur. Onların Allah'tan başka velileri, sahipleri de yoktur. Çıkmayacaktır yani. Allah birisini bıraktı mı, hiç şansı yok artık onun. Başka bir cümle okuyayım. Aynadaki kendisiyle kavga eden kuşlar gibi <laughs> bunu kaçırmayın. Ben seyrettim de yeğenin kuşu var. Aynada kendisiyle kavga eden kuşu seyrettim. Oradan sonra şey yaptım. Aynadaki kendisiyle kavga eden kuşlar gibi insan da tasavvur aynasındaki vehimleriyle kavga eder gördüm. Vehim ayna ya burası. Burada vehim ve vesvese aynada gözüküyor. Ya oldu olmadı işte böyle oldu şu. Ya, kafa Kafanı ayna değil mi? Kuş gibiyiz, kuş beyinli. Aynada kendisiyle kavga eden, aynada kendisini farklı gören, aynada gözüken kendisi ki aynada kendisini farklı gören, başkalaştıran kuş kendisini kendisine gagalar vurdukça da hiçbir şey olmaz. Kendi gagası gider. Bu vehim aynasında kafada serbest bölgesi bölgede düşen vehim ve vesvese zanlarla boğuşan insanı simgeliyor ona benziyor. Kendisi kendisiyle boğuşuyor. Bilse ki kuş aynadaki benim. Kavga etme. Dünya değişiyor mu abiler? Bak şu karşımızdaki arsada ağaçlar vardı. Bitti değil mi? Yapraklar vardı şimdi bitti. Ee, güneş vardı o da bitti. Değişiyor mu abiler? Değişiyor. Vücudumuz değişiyor mu? Değişiyor. Dünya değişiyor. Bedenim değişiyor. Hayallerim değişiyor. Düşüncelerim değişiyor. Fikirlerim değişiyor. Hislerim değişiyor. Duygular değişiyor. Latifelerim değişiyor. Bu kadar yeter. Benler değişiyor. Bu kadar. Yani bu kadar değişkenler üstünde değişmemeyi istemek hastalık değil midir? Değişmemek mümkün. Hiçbir şey kalmadı ki hep değişiyor. <laughs> o zaman bu bir dildir ya. Bir şey diyor sana. Sabitiyet yoktur, stabil yoktur, durağan yoktur. Durağan demek durması demek, değişmemek demek ademdir. Ademe gider. Yok, yoksun. Vücut harekettir. Hareket vücuttur. Biyokimyalar duyguların bir cedde dişsallarıdır. Tezahürleridirler. Bu da çok önemli. Bunu doktorlar dinlese. Mesela test ediliyor kan, doku, troit bezi, seletolin. Bir de kuartır. Bu insanların sıkıntısını, vücuttaki ateşman mateş böyle savunma sistemlerini kuartır. Sistemi iş şey yapıyor. Vesaire. Doktorlar ikide bir adamın nesi var diye anlamak için biyokimya. Yani onu tahlil ederler. Değil mi? Şimdi biyokimyalar yani insandaki vücudundaki bu dışsalar gözüken kan değerleri, nabız, idrar vesaire. Bunlar devamlı değişir. Ben dün vermiştim doktor bey. Dün falan hastane dedim. O geçti. Bugün bir daha diyor. Tamam Şimdi iyi dinleyin burayı. Biyokimya, kimyalar değişken midir? Biyokimya. Yani biyolojiye ait kimya. Değişiyor mu? Değişiyor. Bu neyin ifadesidir? A doktor geldi. Seni de bahsediyor. Biyokimya. Yani biyolojik. Kimyalar değişiyor mu? Değişiyor. Bunlar niye değişiyor? Bir, bir cihette duyguların, duyguların, hislerin, fikirlerin diş sallarıdır. Duygu, düşünce değişirse nafızın değişir, kan hareketi değişir, idrarın değişir, kanın değişir, siman değişir, ses tonun değişir, kan hareketi vücudunda değişir, siyah, korkarsın düşüncedir, kağıt gibi olursun. Öyle mi? heyecanlanırsın. Demek ki biyokimya bir cihette duygu, düşünce, fikir ve hayallerin dışsallarıdır. Dış tarafa gözükenleri. Tamam. Bir şey anlatacak bunlar. Bazen de yani bazen içsel iç alemden haber veriyor dış dünya. Tamam. Ama bazen de bunun tersi oluyor. Bazen de duyguların düşüncelerine, düşüncelerin de duygularına yani hislerine dönüşüp biyo kimya bedensel hormonlar olarak bize gözükür hale gelir. Bazen de hormonları değiştirerek duygularımızı değiştiririz. Hormonlar kendini iyi hisseder. Demek ki insanın bazen düşüncesini bedenini, bazen de bedenindeki o güzel ilaçlarıla düşünceleri de değişebiliyor. Yani iki, ikisi de var. Ha şimdi fitneye baktığımız zaman bir insana İlaç iç, içirip istediğini yaptırırsın. İstediğini konuşturabilirsin. Abuk bu konuşturabilirsin. Halüsinasyon görebilir. Baygını ya yaptırabilirsin. Yani bu dişsal. Dışarıdan gıda vererek insanı istediğin gibi yönlendirebilirsin. Ne yapar? Bomba, canlı bomba koyar. Acayip bir cesaret verir. Mesela esrar. Hiç kendisi görmez. Jilet vurur. Yakıyor, yıkıyor. Bazen de insana telkin ederek... Sihri beyani. 89 galiba mahkematta. Beyanda sihir var diyor. Yani etkiliyorsun. Adamın düşüncesini, hayalini, fikirlerini, hislerini, duygularını değiştirirsen bedenini de değiştirirsin. İki tarafa da açık. Tek boyutlu hayat, yaşam ve cemaati arzulama, isteme. Bak tek boyutlu hayat, yaşam ve cemaati arzulama, arzulama. Yani tek başıma yaşayacağım, cemaatsız ne yaşayacaksın? Çünkü Allah böyle istemiyor. Sana itirazlara izin ver. Allah da izin verdiği gibi. Yani mesela kendime dedim ki sana itiraz ediyorlar. Ben sevdiğim vesaire. İtiraz ediyor, tenkit ediyor. Kıyameti benden koparıyorum. Ya nasıl der ya, niye der ya? Allah olan zalim lan, nankör adam falan. Bir şeyler geçiriyoruz ya Oysa bunu demediyorum kendi kendime bunu. Bu ihtiyacımdan yazdım bunlar hepsi. Çünkü bu ihtiyacım olmasa bu cümleler yazılmaz. Allah bile kendisini tenkit edecek, itiraz edecek, küfredecek, inkar edecek kulları var. Musaade etmiş. Allah musade ettiği gibi sen de musade et. Niye? Ne yapıyorsan o. Onlar niye aynı adırlar Allah'a küfredenler? Yani kapatanlar küfür kapatmak. İnkar edenler. Çünkü Cen Cenab-ı Hakk'ın e, cemalini göstermek için celali aynı oluyorlar. Yani fravun olmak normal bir mazar mı? Normal bir model mi? Fravun olmak için hakikaten çok zor. Adama çağrıyı yapan adam yazmış, dinlemiştim. Ya kafir olmak safında diyor. Ebu Cehil'le peygamber karşı karşıya. Adam yani Ebu Cehil modelini bulamadık diyor. Adam Ebu Cehil olması filmde bile ya ve neyse zor şerbis'in kabul ettik. Diğeri hepsi dövdü diyor. Kendi arkadaşları. Ha, Çok zor ya. Bir düşün ki şimdi evet film dahi olsa küfür şeyleri söyleyeceksin. Ama inanmış gibi de filmde oynayacak da inanacaksın ki mimiklerinin olmasın. Geliyorum geliyorum çabuk oturuyorum. Bedenime bak çok rahat. E, hani peki şunu demek istiyorum. Firavun olmak modeli az bir iş mi? E Musa nasıl çıkacak? Musa. Firavunsuz Musa olur mu? Nemrutsuz İbrahim olur mu? O zaman böyle fitneler zındıklar da lazım da, lazımdır ki istikamet ortaya çıksın. İstikamet nasıl olacak? Kendini nasıl yetiştirecinsin? La evet, lazımdır ki olsun. Celalsız Cemal ile Kemal olmayacağını bil. Celalsız Cemal ve hareketsiz Kemal bedende yaşayıp bedensel hayatı yaşayıp mutlu olmaya çalışma. Baksana olmuyor işte. Bedene esas aldın. Araban var mı? Var. Evin var mı? Var. Tuzun kuru mu? Kuru. Ne eksiğin var? Hiçbir şey yok. Niye mutlu değilsin? Sorsana kendini. Ben niye mutlu değilim? Demek ki bedensel hayatı esas alsan mutlu olamayacağını bil ya. Mümkün değil. Olsaydı Firavun olurdu, Nemrut olurdu. Yani bu bu insanların babaları olur bu Allah düşmanları şimdi Allah düşmanları o peygamber peygamberlerin düşmanlarının torunlarıdır babaları ne yaptı ki bunlar ne yapacak ya yani? hiçbir şey Demek ki Celalsız cemal hareketsiz Kemal olmayacağını bil dışarıdan bize gelen Müslümana gelen fitne yararlıdır ama Müslümanın kendisinden dışarı çıkan fitne zararlı oldu Evet dışarıdan gelen fitne insanı yetiştirir. Müslümanı uyanık yapar. Ahmaklığını, cehaletini kaldırır. Tahkik eder. Sürü psikolojisinden sıyrılır. Fitne iyidir. Ateştir ama pislikleri de yakar. Ama iyiler de iyi oluyor. Fitne adamı yetiştirir. Dava adamı yapar. Düşünebiliyor musunuz? 75'ten beri. Ama bu davanın şu şeyinde farkındalığı 75. 80 ihtilalini görmüşüm nurculuktan önce. 80 ihtilalinden önce. Nurcuydum zaten 80 ihtilali. Ama adamı nasıl yetiştiriyor bir şey değil mi size? Biz böyle Müslümanlar ee, şu anda diyelim ki hükümetin veya maddi imkanların çok olması, en maddi imkan geriledik. En zor durumda Müslümanlar çok iyiydi. 28 Şubat'ta idealist Müslümanlar yetişti. Tesettürü için okulu terk etti. Ama dava adamı yetişti. Türkiye'ye geldi. Yetişti. Fitne için lazım. Yani ortada olanı ayrıştırıyor fitne ya oradasın ya buradasın. Ortada olmaz. Peki hangisine taraftar olacak? Kalbinde ne, ne meyli varsa daha hiç mevzuyu tahkik etmeden içindeki fitnesinden dolayı oraya geçer veya bu tarafa gelir. Yani aslında insanın terazisidir. Şüphe doğruların doğrulanmasının mengidir. Yani sadece fitne değildi. Fitne, vesvese, vehim. Hepsi. Hepsi normalde ifrat, tefrit vasatında şey yaparsak evet. hepsi aslında bize nimettir. Nimettir. Hepsi nimettir. Ve ahir davahum en rabbil alemin el fatiha temas